Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, siyaset ne istiyorsa oluyor, halkın önemi yok. Kur'an'a göre isim takmak çok büyük günahlardan biri ve tövbe edilmesi gerekir. Siyaset halkın üstünde olmalı, halk siyasetin üstünde olmalıdır. Kütahya'da ise durum oldukça vahim. Siyaset ne istiyorsa oluyor, halkın önemi yok gibi davranılıyor. Maden Müzesi halkın üstünde siyaset yapanların eseridir. Halk istemesine rağmen siyaset istediği için, iktidar istediği için bu bina yapılmıştır. Bu bina yapılmasın diye insanlar caddelere, sokaklara döküldü, ağladılar, eylem yaptılar. Ama değişen olmadı. Bu güzelim mera hayvanların otladığı, hayvancılık için önemli olan bu yer maden müzesi haline getirildi. Halka rağmen, halk istememesine rağmen yapıldı. Toplanmış olduğumuz yer Kütahya Azot Fabrikası'na çok yakın. Biraz geride şeker fabrikası var, daha ileride Kümaş. Bu üç tane büyük fabrika hepsi özelleşti, özelleştirildi. Fabrikalar özelleştikten sonra üretim yapamayan, neredeyse kapanmaya yüz tutmuş işletmeler haline geldi. Bugünkü gündemimize tekrar geri dönersek, belediye başkan adaylarımıza tekrar başarılar diliyorum. Burada bizleri bir araya getiren İyi Parti Belediye Başkan adayı Aynur Sezer'e teşekkür ediyorum. Düşünceli davranışından ötürü. Tüm parti başkanlarına başarılar diliyorum. Kim hak ediyorsa o kazansın. Ama en önemlisi, halk kazanmalı. Siyaset halktan üstün olmasın. Halk siyasetten üstün olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun diye konuştu. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, İyi Parti'de herkes eşit olacak, herkes herkese eşit hizmet gelecek. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve yönetimine, Saadet Partisi İl Başkanı ve yönetimine ve belediye başkan adayları Eyüp Kahveci, Ömer Faruk Evren'e çok teşekkür ediyorum. Davetimize icabet edip geldikleri için. Kütahya'mıza ne kadar geri kalmış desek de bizim şehrimiz burası. Sokağa çıktığımızda hepimiz birbirimizi görüyoruz, selam veriyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz, aynı bozuk kaldırımda yürüyoruz. Aynı bozuk yollarda arabalarımızı sürüyoruz. Çevrenin güzelliğini ve çirkinliklerini hepimiz görüyoruz. Siyasi partilerin amaçları şehirlerini daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmek. Bu seçimde partiler üstü bir seçim olmalı. Bu seçim partilerin değil, projelerin yarıştığı bir seçim olmalı. Biz burada birlik beraberliğin sağlanması için tüm siyasi partileri ayırmadan herkesi yanımızda görmek istedik. Yalnız Cumhur İttifakı diye adlandırılan partiler, Cumhur'un anlamını bilmeyen siyaset yapıyorlar. Cumhuriyet anlamı halktır. Ondan kopup yaşayan partiler de burada olsaydı hep birlikte Kütahya'nın birlikteliğini göstermiş olabilirdik, ama olmadı. Biz bu milletin bir parçasıyız. Bu millet bir bütün, tek. Ve buradaki tek sorun, biz muhtaç olmuştuk bu sorunlara. O sorunlara düştük. Buraya gidince, burası Kütahya Sanayi Fabrikası'nın çok yakın bir yer. Bakın burada yaklaşık 5 metre, 1-2 kilometre, 2 kilometre ileride sanayi fabrikası var. Biraz geride şeker fabrikası var. Biraz daha ileride Kumaş var. Bu 3 tane özelleşen, özelleştikten sonra facia olan, neredeyse kapanma evini tutmuş bir azot sanayi tesisimiz var. Gübre üreten bir fabrikaydı. Şu anda yok olmak üzere. Binlerce eleman çalışıyordu. Şimdi bir işçi çalışıyor. Öbür tarafta şeker fabrikası ve devredilen arazisi facia. Şurada bir bina var arkadaşlar. Kameralar da onu görüyor. Bu binayı görüyorsunuz değil mi? Bu bina milletin üstünde, halkın üstünde, Kütahya'nın üstünde siyaset yapanların eseridir. Faciadır. Hapishane duvarı gibi. Burada çok güzel binlerce hayvan otları. Kütahya'da 15 bine yakın merkeze, köylerde hayvancılık hayvan vardı. Büyükbaş hayvan. Şu anda bu 1500 rakamlar. Burası bir meraydı. Halkı saymadılar. Kadınlarımız burada yola çıktılar. Ulusal basına yansıdı biliyorsunuz. Ulusal basına yansıdı. Buradaki arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Ona rağmen, halka rağmen, insanlara rağmen, köylüye rağmen yaptılar. Tarım perişan oldu. Bugünün gündemi burası. Bakın şu. Maden müzesi. Ve Kütahya çevre yolu üzerinde de değil. Kütahya zaten madenleri görmesi gerekiyorsa şehir içinde bir maden yapılabilirdi. Bizim biliyorsunuz şehir içinde 600'e yakın tescilli binamız var. Bunlardan herhangi birisi maden müzesi yapılabilirdi ama inadına yapıldı. Halka rağmen, Kütahya'ya rağmen burası yapıldı. Peki hayvan ithal ediyor muyuz şu anda? İthal ediyoruz. Tarım ürünlerini ithal ediyor muyuz? Ediyoruz.
Domates, biber, patlıcan gibi mi? Belediyeler satıyor şu anda.